Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bizleri izleyen herkese kucak dolusu saygılar, sevgiler ve selamlar olsun diyoruz. Efsanelikte yeni bir günde. Yaklaşık 5500'lü kupalarda saldırılarımıza devam edeceğiz. Ve bugün kraliçe yürüyüşlü ejderha Binicisi saldırıları yapacağız. Yüksek yüksek ihtimalle olağanüstü sıkıntılar çıkmadığı takdirde Profilimizde de efsanelik kupa rekorumuzu tazeleyeceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Hele de şöyle birkaç tane güzel 3 yıldız alabilirsek 5600 lira hatta belki 5700 lira kadar kupamızı tırmandırabiliriz. Bu da demek oluyor ki çok zor sıkıntılı böyle sinir bozucu düzenler çıkacaktır karşımıza. Bir bakalım her şey hazır gibi gözüküyor. O halde saldırılara başlıyorum arkadaşlar. Birlikler tamam, büyüler tamam, hirolar ayakta koruyucu havada. Klan kalesi de dolu olduğuna göre saldır dedim gitti. Eğer 3 yıldız alamazsak, olur da alamazsak mazeretimiz hazır değil mi? Baykuşumuz yükseltmede kardeşim, baykuş olmadan nasıl 3 yıldız alalım? Haksızsam söyleyin yani. Güzel. Değil. Hava patlatıcılarının yere bütün planlarımı alt üst etti. Hmm. Şimdi çok ciddi hasar alacağız orada. 2 tane tekli cehennem kulesi var. Var. Ben kraliçeyi oraya sokmaktan e, vazgeçtim arkadaşlar ya. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi Şuradan bir adet süper duvar kırıcıyla kraliçeyi içeriye sokalım. Bir bakalım ne tarafa doğru gidiyor. En azından klan kalesini temizlemiş olacağız. Üst taraf tam bir cehennem. Yani oradan kraliçeyi kolay kolay sağa çıkartamayacağız. Ya bu belli bir şey. Şuradan şifacılarımı da kraliçenin ardına sallıyorum. Bir bakalım Nazlı kraliçemiz ne tarafa doğru gitmek isteyecek. Evet gizli testalar tek bir yerde değilmiş. Şurada da çıkacak muhtemelen bir tane. Sistem tam anlamıyla simetrik gibi gözüküyor. O yüzden kraliçenin aşağıya veya yukarıya gitmesi çok ciddi bir şey değiştirmeyecek. Aslında bu bölgeyi temizledikten sonra dışarı çıkıp bir yön seçmesini istiyorum kendisinden. Bir bakalım bunu yapabilecek mi? Bir tane kelle avcısıyla rakip kraliyet şampiyonunu kolaylıkla indiriyoruz. Hadi kraliçem be. Dışarıya çık. Dışarıya çıkıp şuraya veya şuraya girersen çok tatlı olacak. Klan kalesinden cadı çıktı. Hmm, tamam. Bir adet öfke bir tane de zehir büyüsünü yapıştıracağız o vakit. Problem yok gayet güzel. 2 dakika civarında süremiz kaldı ama beklemek zorundayım arkadaşlar. Yani nereye gideceğini hiç kestiremiyorum çünkü. Şöyle yapalım. Şuradan bir tane süper duvar kırıcı bırakalım. Kraliçe buradan dolansın. Diğer süper duvar kırıcıyı şu noktada kullanacağım. Bir adet mayın eşeği. Bebek ejder. Şuradan içeriye doğru da ana saldırıya başlayalım. 1 dakika 46 saniye süremiz var. Bence süreden yana gayet makul yani. Eğer süreden yersek bu benim kabahatim değil arkadaş. Kabul etmiyorum. Evet kraliyet şampiyonunu nereden göndersem diye düşünüyorum. Nasıl yapsak acaba nasıl yapsak ana orduyla göndereyim mi neden olmasın gönder gitsin be kardeş ya. Ana orduyla takılsın bakalım. Şurada bir adet öfke büyüsü yapıştırıyorum. Koruyucunun özelliğini ne kadar korursak o kadar iyi olacak. Kral da şu bölgeyi temizlemeye çalışsın. Koruyucunun özelliğini şöyle şu noktada basalım artık. Sağlam tokat yemeye başlayacak çünkü orada ordumuz. Güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor. Şurada bir tane daha öfke büyüsü yapıştırıp kelle avcılarını sahaya sürüyorum. Tekli kuleyi ve rakip kraliçeyi donduruyorum. Belediye binasını donduruyorum. Bir adet görünmezlik büyüsüyle şu cehennem ejderlerini binanın etkisinden kurtarabilir miyiz acaba? Binaya hiçbir şey ilerlemiyor. Kraliyet şampiyonun haricinde. Şurada bir adet öfke büyüsü yapıştıralım ve açılışı güzel bir 3 yıldızla gerçekleştirmiş oluyoruz. Öyle mi? Öyle olması lazım. Kralın özelliği duruyor. Kraliçenin özelliği duruyor. Zibilyon tane büyümüz ve temizlik birimlerimiz var. E arkadaş burası da üçlenmeyecek. Neresi üçlenecek yani değil mi? Ne kadar da tatlı bir saldırı oldu ya. Valla şiir gibi bir saldırı oldu arkadaşlar. Vatandaşa bir adet görünmezlik, bir adette dondurma büyüsü hediye ediyorum. Kralın ve kraliçenin özelinde henüz kullanmadık ama şu arka tarafta binalar var. Oo bas 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 bas. Hero'ların özelliğine bas yoksa süreden yiyeceğiz. Aman diyeyim. Aman diyeyim time fail olmayalım lütfen. 18 saniye süremiz kaldı. Ciddi ciddi korkmaya başladım. Minyonlar gaza basmanız lazım. Bir tanesi kasırgaya yakalandı. Lan açılışı tayfa ile mi yapıyoruz? Kraliçe yetiş. Sinsi goblin yardımcı oluyor. 5 4 3 2 1 Nasıl yani? <laughs> Vallahi dedim herhalde 99'da kaldık. Şaşırdım. Ya yani, ucunda kalacak diye düşündüm arkadaşlar. Yalan yok. Yani var ya arkadaş bu süre sıkıntısı ne yapacağız ya? Çok güzeldi de işte bütün ordu üst tarafta toplandı. Arka tarafta kalan birkaç tane bina yüzünden neredeyse 40 tane kupacığımızdan oluyorduk ya. Neyse güzel bir saldırıyla açılışı yapıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden ikinci saldırımız için hazırlıklara başlayalım hemşerim. Bu arada YouTube algoritmasıyla beni baş başa bırakmayın lütfen rica ediyorum. Videoyu beğenmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca ve son olarak izlemeye yeni başlayanlara da en azından şu güzel saldırının hatırına günlük Clash of Clans videoları için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Pekala efendim sıradaki saldırıya geçmeden önce şu anda an itibariyle 5538 kupadayız. Önümüzdeki saldırıyla niye konuşamıyorum acaba? Önümüzdeki saldırıyla beraber tek yıldızda bile kalsak kupa rekorumuzu tazeleyeceğiz arkadaşlar. 5542 kupanın da üzerine çıkacağız. Yani hakikaten korkmaya başladım. Muhtemelen bugün bizi paso üçleyecekler var ya. Hani günün sonunda eksi 320 yiyeceğimi ben şimdiden görür gibiyim. Evet her şey hazır gibi gözüküyor. O zaman saldırımıza başlayalım. Birlikler, büyüler, hero'lar, klan kalesi saldır dedim gitti. Bu arada ordu nasıl? Çok havalı değil mi arkadaşlar? Havalı bir hava saldırısı. Yani kara saldırılarını bilmiyorum ya. Özellikle hibrit. Mesela şuraya bir bakar mısın? Bu düzene hibrit saldırısı yaptığını hayal et. O belediye binasının portakallı ölüm suyu. Düşüncesi bile çok tehlikeli ya. Şimdi yine bir ring düzeni. Hmm, tamam. Bak bu sefer işimi şansa bırakmamak için ne yapacağım? Şöyle bir hamle yapacağım arkadaşlar. Bir adet bebek ejder şu kara iksir deposunu bir ayıklasın. Kralı üst tarafa doğru zorlamaya çalışacağım. Kraliçe de buradan her türlü içeriye girmek zorunda kalacak. Öyle değil mi? Öyle olması lazım. Yalnız o kara iksir deposu inmedi be. Sen ciddi misin? Şuradan bir adet süper duvar kırıcı. Kraliçe bir adet mayın eşeği. Şifacılar. Lan lan krala gitmeyin. Hayır 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 hayır. Ulan son anda yaptıkları işi görüyor musun be kardeşim? Süper duvar kırıcı başarılı. Tabii kraliçe üst tarafa doğru ilerlerse başarılı. Alt tarafa doğru ilerleyeceksin değil mi? Vicdansız kraliçe yapacaksın tabii ki de bunu bana. Bak kralla temizleyeyim dedim. Aha tamam. Çok güzel. Kraliye şampiyonu kraliçeyi çekecektir. Bir adet öfke. Tam planladığım gibi çaktırmayın. Tam olarak böyle olmasını istiyordum. Üçüncü süper duvar kırıcı da başarılı. Çok güzel gözüküyor kardeşim. Kraliçeyi merkeze sokacağız gibi. Mükemmel ya. Çok tatlı gözüküyor. Çok tatlı gözüküyor. Şuradan şöyle nereden 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 kraliyet şampiyonu nereden bıraksam diye düşün. Şuradan kartal topuna gönderelim. Kraliçe iyice içeriye zorlansın. Hadi çok güzelsin sen. Öfke. Süper minyonlara zehir. Kraliçenin özelliğine bastım son anda. Hayır, hayır 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 hayır. Görünmezlik görünmezlik. Kraliçe ölmesin. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Yeter ki kraliçe ölmesin ki kurtardık gibi o cadının inmesi lazım. Cadıdan kurtulduk mükemmel. Belediye aslında indireceğiz de tamam köy ya. Şurada bir dondurma bir tane de öfke büyüsü patlatıyorum. Üst taraftan da saldırıya başlayalım. Kaya balonu hava savunmasına doğru gitsin. 1 2 3 şöyle ana saldırıya başlayalım. Koruyucu. Bir gözüm kraliçede arkadaş çok güzel gözüküyor. 2 tane kelle avcısını rakip kraliçeye doğru gönderip koruyucunun özelliğine basıyorum. Bir adet öfke büyüsü şöyle şu noktada kraliçe hayatta işte budur be. Oy ne güzel bir saldırı oldu bu. Dur bakalım daha henüz 3 yıldızı almış değiliz ama yani görünen köyde kılavuz istemez arkadaşlar. Bir tane dondurma büyüsünde nasıl güzel çöp ettim. O yüzden bir tane daha kullanmak zorundayım. Kraliçe hayatta köyü işledik. Bir dakika süremiz var. Süre problemi yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Arka taraftaki hava savunması için de son dondurma büyüsünü saklıyorum. Teklide mi kullansam? Ya Yo, gerek yok. Ezici bir üstünlükle işledik. Ya işte. Arkadaş bundan bahsediyor. Düşün ki kraliçe alt tarafa gitseydi. Bitti ya bitti. Ya şansını üçledik arkadaşlar. Ya oyunun ne bileyim şansa bakan yüzü de var. Şu klan karesine sinsi goblinleri göndereyim. 1 2 ya şansa bakan bir tarafı var oyunun. Ne yaparsanız yapın bazı şeyleri kontrol edemiyorsunuz. Mesela şu çıkan dev bombalar gibi. <laughs> Tuzaklar, gizli testalar. Kraliçenin saçma sapan hareketleri falan oluyor. Bak tertemiz bir saldırı ama Ters tarafa gitse kraliçe belki de tek tek alacaksın. Belediye binası merkezi çünkü. Yani ne diyorsunuz? Kraliçeyi hakikaten böyle nokta atışı istediği yere gönderebilen oyuncu var mıdır? Hani beklenmedik düzene karşı. Klan savaşında olsa oturur çizersin. Her türlü ihtimali hesaplar. Ona göre bir orduyla dalarsın ama. Efsanelikte ordum belli. 30 saniye düşünme süren var. Kraliçeyi istediğin noktaya göndereceksin. Eğer bunu başarıyorsan. Al sana 40 kupa. Ya Yorumlarınızı yazın arkadaşlar gerçekten özellikle böyle yüksek kupalarda e, tecrübeli oyuncuların düşüncelerini merak ediyorum yapabiliyorlar mı yoksa hakikaten birazcık da iş şansa mı bakıyor. Her neyse güzel bir saldırı vakit kaybetmeden diğeri için hazırlıklara başlayalım. Pekala efendim sıradaki saldırıyı bu köye karşı gerçekleştireceğiz. İki tane hava patlayısı da aşağı tarafa doğru bakıyor yani diyor ki kraliçeyi buradan yürütme kardeşim diyor. Ana orduyu da buradan sahaya sürme diyor. Yoksa pişman olursun diyor. Bak iki tane cehennem kulesi kraliçe yürüyüşüyle rahatlıkla alınabiliyor. Ben bu düzeni beğenmedim. Yani bence zayıf bir düzen. Çok fazla zorlanacağımızı düşünmüyorum arkadaşlar. Kartal topunu da almak için şu sağ taraftan kraliçeye başlatacağım. Aynen. Şöyle bir adet balon, bebek ejder. Bir adet sinsi goblin şöyle şu noktadan bırakalım. Süper duvar kırıcı şu noktadan çalışsın. Kraliçe, bir tane mayın eşiği. Hemen ardından da şifacılar. Evet. Salda'nın ilk etapı gayet başarılı. Bir tane de güdümlü hava mayını boşa çıkartmayı başardık. Mükemmel efendim mükemmel. Şöyle şu noktadan ikinci süper duvar kırıcıyı bırakıp kırıl buradan aşağıya boylu boyunca ilerletmeye çalışacağım. Çok güzel. Çok güzel. Kırılçe öfke büyüsü ee, gerek yok. Hiç gerek yok ya. Herhangi bir şey kullanmamıza gerek yok bence. Sadece şurada bir tane sinsi goblin yapıştıralım. Kral buradan aşağıya doğru gelsin. Bir gözüm klan kalesinde. Klan kalesini iyi zamanlamamız lazım. Kraliçe sakın ama sakın özelliğini kaybedeyim deme. Evet 3 tane buz golemi çıktı. Bence olabilecek en kolay şu düzen için söylüyorum. Klan kalelerinden bir tanesi. Ee, şampiyonu da kralın ardından göndereceğim. Şu klan kalesini bir rahat rahat temizleyelim. Bir tane kelle avcısı. Rakip kraliçe nerede? Rakip kraliçeyi arıyor gözlerim. Alt taraftaymış. Kelle avcılarını sonra saklayacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden ana saldırıya başla kardeşim. Şuradan kralın özelliği koruyucu. Girişte hızlı bir öfke büyüsü patlatıyorum. Kaya balonu görünmezlik büyüsünü şöyle şu noktada kullanalım. Kraliye şampiyonunu geç kaldım o zaman ana orduyla beraber gönderebiliriz. Şuradan ikinci süper duvar kırıcı kullanıyorum. Çok güzel noktada çalıştı be. 1 dakika 36 saniye süremiz var. Eğer süre sıkıntısı yaşamazsak bu köyün 3 yıldız olduğunu ben görür gibiyim kardeşim. Şöyle şurada birazdan koruyucunun özelliğine basacağız. Belediye binasının uyanması lazım ama Hiçbir şey uyandırmıyor. Bastım koruyucunun özelliğine. Bir adet öfke büyüsü patlatıyorum. Kasırgaya yakalandık. Hadi kaya balonu bir şey. Şu belediye binasının uyanması lazım artık. Şurada bir dondurma büyüsü. Ah be çöp oldu. Lan şu binanın uyanması lazım. Tamam uyandı bir tane dondurma büyüsü patlatıyorum. Kaya balonu hala daha patlamadı. Güzel gözüküyor ama orduyu kaybettik işte. Ah be böyle bir şanssızlık olamaz ya. Ya belediye binası uyansa var ya çok güzel bir saldırı olacak. Şuradan bir adet dondurma ile beraber iki tane kelle avcısını kraliçeye gönderiyorum. Ah be! Ulan belediye binası uyansa çok temiz rahat bir 3 yıldız gelecekti arkadaşlar. Hala daha gelme ihtimali var ama süre sıkıntısı yaşayacağız gibi gözüküyor. Kraliçenin özelliğine basıyorum. Süreden yememek için iki tane minyon şu noktadan. Öfkemiz var ama öfkeyi çalıştıracak. Hadi şurada kullanalım madem. Dondurmayı kullanmam gerekiyor. Ejderha binisinin canı fazla. Birazcık öfkenin içerisine girsin. Şurada bir dondurma büyüsü yapıştırıyoruz. Hadi lan. Lan hadi lan. 1, 2, 3 tane minyon süreden yiyeceğiz. Ciddi olamazsın ya. Arkadaşlar var ya. Yani şiir gibi bir saldırı olacaktı. Şiir gibi. Ama belediye binası uyanmadı. Ejderha binicileri onu es geçtiler. O yüzden koruyucunun özelliği neredeyse çöp oldu gibi bir şey yani. Cık. Tüh be. Bak bunu hiç öngöremedim işte. T buradan içeriye kadar geldiler ya. Nasıl uyanmaz ya. Nasıl uyanmaz diye binası? Çünkü kraliçe duvarlarla çok oynadı. Yani savunmalara binaları vurmadı. Ordu bir yandan ilerlerken kraliçe duvarlarla oynaşıyordu. Hani bu yüzden yüzde kırklarda kaldı. Yüzde kırklardayken binanın tepesindeydi ordumuz. Uyanmayınca da böyle oldu işte. Güzel bir saldırı ama yine öngöremediğimiz bir sıkıntı yüzünden 3 yıldız elimizden kaçtı gitti. Evet bir bakalım 5600 kupanın üzerine çıktık mı? 4 kupayla kaçırmışız. Evet 3 tane tekli cehennem kulesi ip gibi dizmiş vatandaş enteresan bir düzen ya burada kraliçe yürüyüşünü nasıl yaparız ne tarafa doğru yaparız belediye binasına doğru gitsen tekliğe yakalanırsın kaya saçara gitsen tekliğe yakalanırsın alttaki kaya saçara gitsen yine tekliğe yakalanırsın kraliçe yürüyüşünü yapmak hiç de kolay olmayacak gibi arkadaşlar hmm. kartal topuna doğru ilerleyeyim diyeceğim süper duvar kırıcı şurada çalışmayacak Burada da çalışması birazcık zor ama yine de deneyeceğim şansımı. Bir deneyelim. Al işte. Süper duvar kırıcının gittiği yere bak. Bir deneyelim bakalım şansımızı. Şuradan bir bebek ejder temizliği yapalım. Bir iki tane sinsi goblin. Kraliçe balon hemen ardından şifacılar. Evet. Kurulum hazır gibi. Kraliçe her türlü bu boşluktan içeriye girecek. Ama ne tarafa gideceğini hiçbir şekilde kestiremiyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde. Şurada öfke büyüsü kullanmayacağım. Gerek yok şimdilik. Bir bakalım Nazlı kraliçemiz kendine bir yön belirlesin. Aşağıdan ilerleyecek gibi. Tamam. Şurada bir agresif öfke büyüsü atıp ikinci süper duvar kırıcıyı kullanacağım. Tam istediğim yere gitti. Güzel. Buradan içeriye zorlarız kraliçeyi. Hatta kralla kaya saçarı ilerler miyim? Bence ilerlemesi lazım. Bir deneyim şansımı havana. Oradan da kaya hayır, hayır 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 hayır. Klan kalesi. Klan kalesi. Dur 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 dur. dur. Görünmezliği kullan. Kullan gitsin ya. Hiç riske atmak istemiyorum. Yalnız tamamı çıktı mı klan kalesinin? Onu düşünüyorum şu anda. Şu tekli cehennem kulesini bir donduralım. Kraliyet şampiyonunu... Lan hayır şifacılar ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz ya. Ya var ya yok arkadaş şans olacak birazcık ya. Vallahi birazcık şans olacak arkadaşım. Kraliçenin özelliğini yapıştırdım. Tekli kuleyi al bari. Cık. Ya şifacıların yaptığı işe bak. Şuradan şampiyonu süreyim de bari. Lan şifacılar hadi. Ciddi misin? Şurada bir dondurma büyüsü kullanalım. Şifacılar yetişecek mi? Öfke. <laughs> Olaya bak. Olaya bir bakar mısın? Ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya. Süreden her türlü yiyeceğiz yani. Orası garanti gibi bir şey. Şuradan 3. süper duvar kırıcıyı da gönderip ana saldırıya başlayacağız. Nereden? Kraliçe binayı alır gibi mi geliyor. Şöyle bir sinsi goblin yapıştıralım. İçeri gir. Kraliçe içeri gir. Aman diyeyim içeri gir. Girmeyecek. Girdi. Ama şifacılarım öldükten sonra hiçbir anlamı yok yani. Dondur. Şuradan da ana saldırıya başla. Böyle bir şey olamaz ya. Ulan arkadaş. Hakikaten birazcık şans olacak var ya. Hani ilk dakikalarda da söyledim ya. ya oyunun şansa bakan bir yanı var arkadaş. İstediğin kadar zorla kendini. Erken bir koruyucu özelliği kullanalım. Öfke büyüsüyle ortalığı coşturalım. İki tane kelle avcısı. Minyonlar. Yani belki de çok rahat 3 yıldız gelecek bir düzende arkadaşlar. Şifacıların ters tarafa gitmesi bütün planları alt üst etti. Bir bakalım. Şurada bir dondurma kullanacağım. Kaya saçarı alamadık. Tüh ya. Kelle avcısını gönder. Şampiyonun özelliği duruyor. Aynen. Şuraya bak. Üçlük gelecek de ha. Çok samimi söylüyorum. Üç yıldız gelecek de arkadaşlar. Şifacılar kraliçeyi bırakmasaydı. Şurada bir şampiyonun özelliğini kullanalım. Birazcık yüzdemiz alsın en azından. Savunma namına çok bir şey kalmadı. Ah diyorum. Ah ah diyorum ya. Yani Kraliçe orada hasar almıyor muydu yani? Bilmiyorum, bir tekrarına bakmak lazım ama ya illaki kraliçe hasar alıyordu. Şifacıların kraliçeyi bırakıp krala odaklanması nedir ya? Ya çok samimi söylüyorum, oyundaki askerlerin bazı mekaniklerini ben beğenmiyorum. Kraliçenin özelliğiyle beraber ölmesi bunlardan birisi. Az önce yaşadığımız sıkıntı da aynı şekilde. Ya şifacılar kraliçeyi bırakmamalıydı yani. İstediği kadar yakın olsun, hasar alıyorsa bırakmaz normalde. Yani oyunun kuralı budur. Kodu bu şekilde yazılmıştır ama bıraktı. Neyse sağlık olsun diyoruz ve son saldırımız için hazırlıklara başlıyoruz. Evet arkadaşlar az önce saldırıdan sonra burnumdan soluya soluya sinirli bir şekilde saldırının tekrarını izledim. Hani neden ne oldu da şifacılar gitti diye gördüğüm tabloda birazcık hayal kırıklığına uğradım. Yani görünmezlik büyüsü yüzünden ne olduysa olmuş. Şöyle bir 4x alalım. O esnaya bir saldırıya getirelim. Bakın güzel gidiyor. Yani Kral Kaya Saçar alacak devam edecek. Tam şu noktada bakınız. Şöyle kendi süresinde devam etsin. Süper minyonlar. Kralı sahaya sürerken süper minyonları dikkat edemedim. Orada bir hata yaptım. Zehir büyüsünü geç attık. Kraliçe tokat yedi. Kaya Saçar da vuracak diye düşündüm. ile beraber kaybetmektense dedim ki görünmezlik büyüsünü burada kullanalım. Garanti olsun. Görünmezlik büyüsünü kullanınca hem kraliçe hem de şifacılar görünmez oldu. İşte ne olduysa burada oldu. Sonrasında ne oldu? Kraliçenin canı full dolduğu anda şifacılar krala döndü. Yani oyunun mekaniklerinde şu etapta bir sıkıntı yok. Özür diliyorum. Özür diliyorum ama ne olursa olsun kraliçenin özelliğiyle beraber ölmesine de karşıyım arkadaşlar. Yani insanı gerçekten sinir ediyor ve çok anlamsız buluyorum. Kralda olmuyor, şampiyonda olmuyor, koruyucu da olmuyor, kraliçede özellikle ayarlanmış sinirlerimiz bozulsun diye yani. Yani çok güzel saldırılar çöp olup gidiyor. İnanın bana sadece ben de yaşamıyorum. Bana yapılan saldırılar olsun. En profesyonel oyuncuların katıldığı turnuvalarda olsun defalarca gördüm. Kraliçe özelliğiyle beraber ölüyor. Ya bahane işte. Aynen. Bir de belki bilmeyen vardır. Şu detayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şifacılar bir hedeften diğerine geçeceklerse... O şeyin canını full doldurmaları gerekiyor. Yani Kraliçe'nin canı full olduğu için... Kral'a transfer oldular. Ya sonuç itibariyle yine gerçekten talihsiz, şanssız bir saldırı. Yani o saldırı anında bunları düşünmek bence çok zor olurdu yani. Bilmiyorum. Düşüncelerinizi yazın yoruma. Her neyse şimdi isterseniz gelin final saldırımıza da geçelim. Ondan sonra da videoyu sonlandıracağım. Evet efendim az önceki saldırının hıncını çıkartıyor muyuz? Kapanışı 40 kupayla, 3 yıldızla gerçekleştiriyor muyuz? Bir bakalım. Nasip kısmet hiçbir şey diyemiyorum yani. Şimdi kralla belediye binasını alırız. Alır mıyız? Alırız. Klan kalesi birazcık sıkıntı çıkartabilir ama yine de başarılı olacağımıza inanıyorum. Tamam. Rakip kraliçe ve çoklu cennem kulesine doğru kraliçeyi sokarım. Sokarım. Kral binaya şampiyon da şu okçu kulesinden içeriye doğru girer. Şuradan şöyle saat yönünde de ana saldırıya başlarım gibi bir planım var. Plan. Yani şuradan bir sinsi goblin. Şuradan bir sinsi goblin bırakalım. Süper duvar kırıcı başarılı. Kraliçe mayın eşeği. Hemen ardından şifacılar. ikinci süper duvar kraliçe de bırakacağız ama öncesinde bir adet öfke büyüsüyle e, garanti alalım Rakip kraliçe vuracak. Kelle avcısını gönderdim. İkinci süper duvar kırıcı başarılı. Gayet güzel. Gayet güzel hemşerim. Kraliçe oradan içeriye her türlü girecektir. Bir tane daha mayın eşeği sallıyorum. E, üçüncü süper duvar kırıcıyı şu noktada kullanalım. Kraliçe bize yamuk yapmaz değil mi? Böyle iksir toplayıcıya oradan da dışarıya gitmez değil mi? Yapmaması lazım yani. Şuradan kralı sahaya süreceğim. İskeletler falan çıkacaktır. Sıkıntı değil. Özelliğiyle beraber onun icabına bakarız. Bir tane daha öfke büyüsü yapıştırıyorum. Ee, şu kaya saçarı dondursam mı acaba? Dondursam mı? Dondur. Klan karesine bir adet zehir büyüsü. Kralın özelliğini erkenden basıyorum ki bina hızlı bir şekilde insin. Kelle avcısı birazcık oyalayacak ama belediye binasının inmesine yeterli olur diye düşünüyorum. Çok güzel. Kıl payı da olsa binadan da kurtulduk. Şampiyonu da şuradan sal. Öfke. Dondurma. Şuradan da ana saldırıya başlayalım. Şu anda her şey yolunda gözüküyor arkadaşlar. Gördüğüm şey hoşuma gidiyor. Ee, rakip pirolar nerede? Rakip pirolar nerede? Arka tarafta kraliyet şampiyonu. O zaman kelle avcılarını bekletelim. Bir adet öfke büyüsü. Şuradan bebek ejder temizlik yapmaya başlasın. Koruyucunun özelliğini basalım. Gereksiz hasar yemeyelim. Evet şampiyonun özelliğini kullandım. Kullanabileceğimiz bir adet de görünmezlik büyüsü var. Onu da şöyle şu noktada kullanacağız. Vurabildiği kadar vursun. Hava savunmasını dondur kardeşim. Arka tarafa doğru iki tane kelle avcımız var. Dondurma büyüsünü güzel bir şekilde zamanlayıp rakip kraliye şampiyonu indirmemiz lazım. Şurada bir dondurma büyüsü yapıştırıyorum. Lan krala gittiler. Hmm. Evet ve gizli Tesla'lar. Her türlü süreden yiyeceğiz. <laughs> evet kraliçe özelliğiyle beraber duruyor ama merkezde çok fazla şeylerle oyalanacak. Şampiyonu da indiremediğimiz için 3 yıldız gelmeyecek arkadaşlar. Bu yine benim hatamda. Yani kelle avcılarıyla kraliyet şampiyonunu indirseydik bence köy yine üçlenecekti. Bakar mısınız 5 tane ejderimizin de canını okudu. 30 level bir kraliyet şampiyonu. Kral var burada 80 level. Kan kırır kardeş sen ne iş yapıyorsun ya. Kraliçeye bak kendi kendine takılıyor alt taraflarda. Hayat sana güzel be kraliçem. Valla ben de kraliçe olmak istiyorum ya. İşine gelince özelliğiyle beraber ölürsün. İşine gelince duvarlarla oynaşırsın. Ya bir hayrını göreyim ya. He kraliçem bir hayrını göreyim ya. Evet. Yine başarılı olduğunu düşündüğüm başarısız bir saldırı. <laughs> Nasıl oluyor? O şekilde oluyor işte anladınız siz. Güzel saldırı ama sonuç getirmedi işte. Bu kadar basit. Aynen kelle avcılarını ayarlasaydım yine çok daha farklı olurdu ama sağlık olsun arkadaşlar. Ne yaptık bugün kupa rekorumuzu tazeledik. Hayatım boyunca belki de bir veya iki defa denk geleceğim bir olay yaşadık ki muhtemelen kapak fotoğrafının ve başlığında ana temasını bu oluşturacak. Eğer eğlendiyseniz video amacına ulaştı demektir. Şimdilik benden bu kadar olsun. 5649 kupadan herkese kucak dolusu saygı ve selamlar.